Mine Kırıkkanat, Nayino. Aşıktım. Baba toprağı Karadeniz'e. O.Y.Y. Nayino. Ha bu nasıl bir sevdalık İdu. Kah süt liman, kah azgın dalgalarla coşan, bana sonsuz bir huzur veren, özgürlüğü çağrıştıran, rengi, mavi ama kaderi, kara, deniz. Limanın yanında küçük koya yanaşmış minik beyaz bir taka. Üzerinde mor renkle yazılmış bir kelime. Tam seçemiyorum. Biraz daha yaklaşınca okuyabiliyorum. Nayino. Yani, sevdalım, sevducağım. Okurken bile insanın yüreğini ısıtan bir, sevdalık, hikayesi gibi. Balıkçı kulübesinin önünde yaşlı bir amca, oturmuş ağları tamir ediyor. Dudağında eski bir ordu türküsü, yar göynunda elsem. Kefen de istemezdim. U.C. Gansaril'u yatsak, sağdan sola dönmezdim. Gülümsüyorum. Dönüp bakıyorum rüzgarın estiği yöne. Yeşilin her tonunu barındıran dağlar yükseliyor bulutların ötesinde, başka bir diyara. Bir tulum sesi çalınıyor kulağıma. Fareli köyün kavalcısı olmalı bu. Tulum sesinin büyüsüne kapılarak tırmanmaya başlıyorum baba ocağına doğru. İlk dönemeçteki çeşmede nefeslenip elime, yüzüme çarpıyorum buz gibi suyu. Kana kana içtikten sonra şükrediyorum, neye şükrettiğimi bilmeden. Çaylıkların, fındık bahçelerinin ardından, harman yerinin ardındaki baba ocağına ulaşıyorum. Kapıdan içeri girerken hafiften bir yağmur başlıyor. Sedirin üzerine oturup geriye yaslanmamla beraber Karadeniz gibi coşuyor hava. Dama vuran yağmur damlalarının sesiyle birlikte yerden müthiş güzel bir koku yükseliyor. Toprak ile karışık biraz çay, biraz fındık, biraz da yasemin, lavanta ve ıhlamur kokusu. Yine gülümsüyorum sebepsiz. Gözümü kapatıp yaslanıyorum arkama. Bir şeyler eksik ama. Beyaz takadaki yazı geliyor aklıma. Nayino. Üstü açık yazlık sinemada izlediğim ilk filmi düşünüyorum. Kazablanka. Bir aşk filmi. Hem nasıl bir aşk? Filmlerde mi olur sadece? İnsan nasıl anlar aşık olduğunu? Cevabını biliyordum. Biliyordum da diyemiyordum ne kendime, ne de başkalarına. Aşık olmak. Karadeniz'e aşık olduğum gibi. Sonraları çok uğraştım, zorladım kendime aşık olmak için. Olamadım. Olsun, daha yaşım gençti. Olurdum belki. Kim bilir? Nayino. Sevdalık. Zordur ama güzeldur. Ey gidi Karadeniz, suların ne garadır. Yaralı insanlık. Her insan yaralıdır. Çünkü yaralayan da yaralandığı için yaralar. Sonuçta bazen gizli, bazen açık ama hep var olan kocaman bir yaradır yaşam. Dünyada nasibini alır bunca yaradan. İnsanın kendine, dengine ve savunmasıza karşı hoyratlığı işte bu izi hiç silinmeyen yaradan, temel acıdandır. Aşk acısı derler ama, aşk, bazen sevgidir. Acısı da türlü türlü. Bu yazının başına alıntıladığım güzel betimlemeyle başlayan Nayino, Kaya Boztepe'nin ilk romanı. Bir aşk acısının bazen kahkahalarla okuyacağınız öyküsü ama, ilginç yanı yazarın kendi yaşadığı ya da kurguladığı bir aşkı değil, çok sevdiği babasının annesinden başka bir kadına aşkını konu alması. Aşk mı, sevgi mi daha acı? O babaki kaybı, yazarın yüreğindeki en derin yara, temel acı. Romanı okurken kahramanı baba mı, kendisi mi, yoksa aynı kaderi paylaştıkları için özdeşleşmiş bir baba-oğul ilişkisi mi, çözemiyorsunuz. Çözümsüz hali güzel zaten. Oğlun babayı, babanın oğlu simgelediği bu güzel öykü, aynı zamanda Türkiye ile ABD arasında bölünmüş, ne yardan ne de serden geçebilen çok başarılı bir kişiliğin kırılgan yalnızlığı. Okurken çok zevk alacaksınız. Kaya Boztepe, Nayino, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2023.